Biliyorsunuz ki İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu naklediyor Ayşe annemiz. Vahim başlangıcını anlatırken diyor ki ilk vahiy Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rüya şeklinde göründü ve onun gördüğü rüyalar günün aydınlığı gibi ortaya çıkardı diyor. Sonra diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalnızlık sevdirildi diyor. Yalnızlık sevdirildi. Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya gider günlerce kalır ibadet eder açlık çeker orada sabaha kadar ibadet eder tefekkür eder Rabbini düşünür ve gelirdi. Azı bitince tekrar alır tekrar giderdi. Bakın öncesinde Rabbi onu hazırlıyor. Zorluklara hazırlıyor. Dikkat edin buraya. Peki sonra ne oluyor? Sonra Peygamber Aleyhissalatü Vesselam bir gün Hira'dayken birdenbire ona bir şey gözüküyor. Diyor ki oku. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam korkuyor, ürküyor. Karanlıkta daha önce hiç görmediği bir varlık onu sıkıyor ve oku diyor. Bir sıkıyor ben okuma bilmem. İki sıkıyor ben okuma bilmem. Üç sıkıyor ben okuma bilmem diyor. Sonra Alak suresinin ilk beş ayeti iniyor. Tabi biri şu soruyu sorabilir. Bu kısada çok önemli detaylar var. Melek niye Selamun aleyküm demedi de sıkarak geldi. Alimler bunu konuşmuşlar. Demişler ki çünkü bu dinin temeli özü zorluklarla yetişir. Zorluklarla büyür. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle nebisini böyle sınıyor. Yani Cibril farklı bir şekilde gelmiyor da onu sıkarak geliyor. Onu korkutarak geliyor. İşte burada Müslümanlara bir ibret vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle en sevdiğini böyle sıktıysa, korkuttuysa burada var bir hikmet. Nedir o hikmet? Ha, din öyle kolay bir şey değildir. Zorluklarladır. Başlangıcı zorluktur. Ve zaten kıssanın devamında biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam korkuyor, ürküyor, kaçıyor. Her baktığı yerde Cibril'i görüyor ve giriyor eve. Hatice annemize diyor ki üstümü örtün, üstümü örtün. Vallahi ben kendi nefsimden korkar oldum. Yani aleyhissalatü vesselam sıkıntı yaşıyor, çok korkuyor. Tabi bu bir müddet devam ediyor. Hatice annemiz onu Varaka bin Neufel'e götürüyor. Varaka eski Hristiyan olan biri yani Tevrat'ı, İncil'i okumuş İbranice bilen biri ve Koraka bin Neufel'e getiriyor. Ey yeğenim anlat bakalım ne gördün diyor. O da diyor ki böyle böyle diyor. Durumu izah ediyor. Vallahi diyor bu sana gelen Musa'ya gelen namustur. Ah keşke. Ah keşke ben de genç olsaydım da. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman ben de sana yardım etseydim diyor. Tabi bunu söyledikten sonra peygamber aleyhissalatü vesselam şaşırıyor. Diyor ki kavmin beni yurdundan mı çıkaracak? Bakın dikkat edin. Aleyhisselatü vesselam o ana kadar ne yapıyor? Şaşkınlığını ortaya koyuyor. Yani kavmin beni yurdumdan mı çıkaracak? O da diyor ki bu öyle bir davettir ki kiminle gelirse gelsin mutlaka kavmi ona düşmanlık eder ve onu yurdundan çıkarır. Peki Varaka bize neyi anlatıyor? Varaka bize önceki sünnetleri anlatıyor. Önceki ümmetlerin başına gelen şeyleri anlatıyor. Ve zaten konuyla ilişkili olduğu için aynı meseleler zikrediliyor. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Muhakkak ki sizden öncekileri sınadık. Heh, i̇şte Varaka'nın kastettiği budur. Çünkü İsa, Musa, İbrahim, Nuh hepsi sınandı aleyhisselam. Hepsi sınandı. Hepsi imtihan edildi. Hepsi sıkıntılar yaşandı. Kimi peygamberler öldürüldü. Kimi peygamberler yurdundan kovuldu. Kimi peygamberler birçok işkencelere maruz kaldı. İşte Varaka'nın kastettiği buydu ve ona dedi ki ah keşke kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman ben de genç olsaydım dedi. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam şaşkınlığını onlara söyledi ve Varaka bin Nevfel aynı şekilde ona bu meselenin izahını yaptı. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.